Merhaba. Çetin Altan, Demokrat Parti'nin baskıyı ve şiddeti artırdığı son yıllarında bir gün köşesini boş bırakır. Bugün canım yazı yazmak istemiyor. Demokrat Parti muhalefet ve basının üzerine gitmek için tamamı kendi üyelerinden oluşan bir komisyon kurmuştu. Tahkikat komisyonu. Komisyonun müthiş yetkileri vardı. Her türlü siyasi faaliyeti yasaklamak, miting, toplantı ve bunun gibi her türlü yayını yasaklamak, basımını, dağıtımını durdurmak, tüm basın iletişim araçlarından istediği gibi yararlanmak, her türlü belgeye el koymak, bunun için istediği adrese izinsiz baskın yapmak. Komisyon kararları kesindi. Karşı çıkan 3 yıla kadar hapisle karşı karşıyaydı. Haliyle ilk işi her türlü parti faaliyetini yasaklamak oldu. Yine komisyon hakkında her türlü yayın, mecliste her türlü görüşme de yasaklandı. Tahkikat Komisyonu 28 Nisan 1960'da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girdi. O gün İstanbul Üniversitesi'nde protesto edildi. Olaylar çıktı. Polis göstericilere yaylım ateş açtı. 20 yaşındaki Turan Emeksiz polis kurşunuyla öldürüldü. İşte Çetin Altan bu yüzden ertesi gün milliyetteki köşesini boş bıraktı. Bugün canım yazı yazmak istemiyor. 28 Nisan 1960 Türkiye'sine göre durumumuz daha berbat. Bugünler geçer, kimi bunları yaşamalıymışız der, kimi yaşadığı travmalardan çıkardığı derslerle yeni bir hayat inşa eder, kimi atlatamaz öyle kalır. Peki ya yerin altındakiler? Onlar için kasedi başa sarma şansı var mı? Yaşanan cinayetlere, tutuklamalara, yasaklamalara baktıkça hemen her gün bugün canım yazı yazmak istemiyor diye oturuyoruz bilgisayarın başına. Yok hayır, inadına devam etmeli. İçimizden geldiği gibi numarasız, vesayete bulaşmadan müdanasız ve boyun eğmeden harbi ve tezgahsız.